Merhaba arkadaşlarım. İlk sorumuza baktığımızda ABC üçgeni ADC tarlık kısmı AD boyuna katlandığında BAC açısı C üssü AB'nin iki katı oluyor. BC de AC üssüne eşitmiş. BC uzunluğu. Şu BC uzunluğunu şöyle gösterelim. BC uzunluğu AC üssüne eşitmiş. Tamam. Buna göre alfa kaç derecede diyor bana. BAD alfa dersem aşağıdaki şekilde de BAD açısı alfa olur. Arkadaşlarım katlanma sorularında açı ve uzunluk değişmez. Ne demek istiyorum yani? ADC üçgenine AD boyunca katladığımda o zaman AC uzunluğu AC üssü uzunluğuna eşit. O zaman burası da böyle oldu. Çünkü AD boyunca katladığımda simetrik olarak AC üssüne eşit olur. Arkadaşlarım açı da değişmez. Yani ben bu açı beta dersem, bu açı alfa artı beta ise bu açı da alfa artı beta olur. Tamam. AC uzunluğu BC uzunluğuna eşitmiş. 2 alfa artı beta ise açısı, B açısı da 2 tane alfa artı beta yapar. Şimdi arkadaşlarım aynı zamanda katlamada şu DC uzunluğu C üssü D'ye eşittir. Bu ikizkenar üçgende yüksek kenarortay aynı zamanda yükseklik oldu. Tamam, o da tamam. Şimdi bir şey daha vermiş soruda bana. BAC açısı. BAC yani şurası 2 alfa artı beta eşitmiş. C üssü AB'nin yani beta'nın 2 katı. Buradan beta'yı diğer tarafa atarsam 2 alfa eşittir beta'mış. Tamam. Şimdi arkadaşlarım şu kırmızıya boyadığım üçgende üçgen çerçevelerini toplarsam bir tane alfa artı iki tane alfa artı beta artı bir de 90 var yanında eşittir 180. Üçgen çerçeve toplam 180 derece. Buradan arkadaşlarım beta yerine de iki tane alfa yazarsam 2, 4, 5 tane alfa eşittir 90 da at diğer tarafa 90 alfa eşittir 18 derece. Peki, geldik ikinci soruya. Kadir şekil 1'de verilen ikizkenar üçgenlerden 6 tanesini kullanarak şekillikte göster modeli oluşturur. ABC doğrusal olduğuna göre şekillikte modelin çevresi kaç santimetredir diyor bana. Şimdi arkadaşlarım bu şekil 1'deki üçgenin ikizkenar taban açısına A dersen burası A yaptı. Peki, bu ikizkenar üçgene baktığında şu açı A ise bu açı A yapar. Benzer şekilde yukarıdaki şekilde A dedim. A oldu bunlar hep. Ben yani bu ikizkenar üçgen taban açıları A'dır. 2, 4, 6 tane A eşittir 180'den A açısı 30 derece olur. Bunu gördüm ben. A açısı 30 derece ise elimde bir 30-30. 120 üçgeni oluştu. 30-30-120 üçgeninde kenarlar A ise 120 karşısı A'nın kök 3 katıdır. Yani bu 3-3 üçgeninde 120 karesi 3 kök 3 olur. Burası da tamam. Şimdi devam edersek A noktasından baktığımda bu ikizkenar üçgende şu uzunluk 3 birim. Şu uzunluk arkadaşlar 3 kök 3 yapar. Şurası 3 birim olduğu için buraya 3 kök 3 eksi 3 birim kalır. Tamam. Burası 3 birim. Benzer şekilde şu uzunluk 3 kök 3. Burası 3 ise şuraya 3 kök 3 eksi 3 kalır. Burası 3 birim. Benzer şekilde burası 3 kök 3 eksi 3 yapar. Değil mi? Peki burası 3 birim. Bura 3 kök 3 eksi 3 yaptı. Bura 3 birim. Bura 3 kök 3 eksi 3 yaptı. Şurası 3 birim. Burası 3 kök 3. Burası da 3 birim. Şimdi A noktasından başlayarak toplayalım. Kalemimizi de değiştirelim. 3 artı 3 kök 3 eksi 3. 3'leri birbirine götürdü. Kök 3 kaldı. 3 artı 3 kök 3 eksi 3. 3'ler götürdü. Yine kök 3 kaldı. Bu şekilde bakalım kaç tane gelecek kök 3? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 3 kök 3, 15 kök 3 yapar. Artı.
Mavi yerden kaldığım yerden devam ediyorum. 1-3 var. Sonra bir de 3 kök 3 var. Artı bir tane de 3 var. Toplarsam 18 kök 3 artı 6 yapar sorunun cevabı. Peki. ABC doğrusalmış. Tamam. AHCD'ye dikmiş. O da tamam. Sonra da dikkatimi çeken bir şey var. Şu AH doğrusu hem yüksek hem kenar atıyor. Gizli bir ikizkenar var. Soruyu A'yla D'yi birleştirerek devam ediyorum. AH hem yüksek hem kenar ortay olduğu için arkadaşlar bu AD uzunluğu AC uzunluğuna eşit oldu. Peki. 9 ve 15 santimetrelik şekildeki günyenin demek ki bu dik kenarlardan biri 9 birim, diğeri de 15 birim. Zaten şu ölçülere baktığımda görebiliyoruz onu, değil mi? 0'dan başlamış 8'e kadar 9 birim. 0'dan başlamış 14'e kadar 15 birim. Tamam. Peki ben AB'yi soruyor bana. Ağacın günyenin B köşesinden uzaklığı. Ben buraya A dedim. AC uzunluğu AD uzunluğuna eşitti. AC uzunluğu artı 9'sa AD de A artı 9 olur. Bu mavi kafalı üçgene baktığımda Pisagor yazarsam A'yı bulabilirim ama kenarlardan biri 15. Acaba bu 8, 15, 17 üçgeni mi? Onu anımsatıyor. Evet, A yerine 8 verirsem 8, 15, 17 üçgeni olur. Demek ki uzaklık 8 birimdir. Evet. Bir okulun eğitim öğretim başlangıcında okulun bahçesindeki bir direk ile okul arasında üzerindeki sürenin olduğu gerginlikler çekilmiş. Tamam. Şekilde alfa 2 alfa açıları verilmiş. Kale okulun yüksekliği 8,8 ve AC4 olduğuna göre okul bahçesindeki AH direğinin okulun uzaklığı kaç metredir? Şimdi arkadaşlarım alfa 2 alfa sorularında ben şu A'dan alfa kadarlık bir açı almış olursam alfa alfa buraya ne kaldı? 2 alfa kaldı. Tamam. Peki 2 alfa 2 alfa ikizkenar oldu. Demek burada 4 ise buraya 4 yapar. Şu noktaya da ben K noktası diyorum. AK KB eşittir alfa alfa olduğu için. O zaman BK uzunluğu da pardon AK KB eşittir alfa alfa olduğu için. O zaman BK uzunluğu 4 birim oldu. Peki toplam KL 8,8 ise BC de 8,8'dir. BK 4 ise buraya kaç kalır? 4,8 kaldı. Soruya devam edersem bana A noktasının okul olan uzaklığını soruyor. O zaman bir noktanın bir doğru olan uzaklığı demek şu dik olan uzaklığı soruyor. Şimdi ikizkenar üçgenin tabana ait bir yükseklik çizdim. Tabanı iki eş parçaya böldük. KC 4,8'di. O zaman buraya ben H dersem H burada da var. H demin F diyelim. FH 2,4 ise KH'da 2,4'tür. Şimdi ben istediği uzunluğu da H dersem A'nın okul olan uzaklığına da H dersem Pisagor'u yazarsam şu üçgeni arkadaşlarım şöyle bir temize çekelim daha güzel yazalım Pisagor'u. H'ı soruyor bana. Burası 2,4. Burayı da 4 vermiş. Şimdi arkadaşlar şu 4'ü 40 bölü 10 olarak düşünelim. 2,4'ü de 24 bölü 10 olarak düşünelim. 40, 8'in 5 katı 24. Olmaz oradan. O zaman buradan vazgeçtik biz arkadaşlar. Direkt Pisagor yazalım. H'ın karesi artı 2,4'ün karesi eşittir 4'ün karesi. Belki oradan daha kolay olur diye düşünüyorum ama vazgeçtik. H kare eşittir 4'ün karesi eksi 2,4'ün karesi. Ben buradan iki kare farkı kullanmak istiyorum. Tabi bu soruyu farklı yöntemle daha kolay işlem yapacak olan arkadaşlarım da var. Şimdi a kare eksi b kare. A eksi b çarpı artı b. 4 eksi 2,4 1,6 çarpı 4 artı 2,4 6,4 yapar. O zaman h kare eşittir 16 bölü 10 çarpı 64 bölü 10. Her tarafın karekökünü alırsam h eşittir 16'nın karekökü 4, 64'ün karekökü 8, 100'ün karekökü 10. O zaman 3,2 olur sorumuzun cevabı. 5. soruya baktığımda Betelius'ta verilen tangram parçaları ile alttaki örnek modeli oluşmuştur. Ördek modeli. Örnek. Ördek modelinde kullanılan parçalar numaralandırılmıştır. Verilen
Uzunluk ölçülerine göre betonun oluşturduğu ördek modelinin çevresi aşağı hangisine eşittir diyor. Şimdi birinci şekle baktığımda ben buraya x dedim. Burası x oldu. E tabii ki taban da y kadarmış. Üçüncü şekilde xx z uzunlukları var. Şurası z. E burası x. Şu nokta x'e buraya x eksi y kaldı. E burada x. O da tamam. E birinci şekle geldim. E burası x. Tabanı y kadar. Üçüncü şekilde tekrar yukarıdan dönersem burası z ise burası x, burası x'miş arkadaşlarım. Tekrar üçüncü şekildeyim. X, x, x. E burada x. İkinci şeklin taban x ise burası t'dir, burası t'dir. İkinci şekilde x, burası t oldu. Şimdi başlıyorum toplamaya. Rengimi değiştirerek başlayacağım. Takip ediyorum. Şu noktadan başlayalım. Bir tane x'im var. Artı 1x, 1x, 1x. Yani 3 tane x oldu. Artı 1y. Artı 1x, 1x, 1x. Yani 3x. Artı 1t, 1t. Yani 2 tane t. Artı x eksi y. Buraya baktığımda y'ler birbirini götürdü. X'leri toplarsam 1, 3 de burada 4. 3 de buradan geldi 7. 1 de buradan geldi 8 tane x artı geriye kalan t 2 tane t. 8x artı 2t yani cevabımız Ceyhan oldu. Peki gayet güzel bir soruymuş. Şekil 1'de kare biçiminde verilen bir kartondan özdeş 8 adet mavi renkli ve özdeş 6 adet turuncu renkli ikizkenar üçgen kesip atıldığında şekil 2 elde ettik biz. Şekildeki karton parçasının çevresi şekil 1'deki karton çevresinden 4 santimetre fazla olduğuna göre şekil 1'deki kartondan kesen bir turuncu ve bir mavi renkli ikizkenar üçgen çevresi toplamı ne kadardı diyor bana. Şimdi bakın arkadaşlar yukarıda maviler 1, 2, 3, 4 tane aşağıda da 1, 2, 3, 8 tane turunculardan 3 sağda 3 tane solda var 6 tane. Şimdi biz şöyle başlayalım. Mavi üçgenlerin bir kenarına A dersem burası A yaptı. E burada A, burada A değil mi? A. O zaman turuncu üçgenin de bir kenarı A oldu. A. Burası da A oldu. Burada A. İkizkenar üçgen çünkü bunlar. A. Bu şekilde gitti. A. Peki. Şimdi neyi hesaplayalım biz? Şekil 2'nin çevresini hesaplayalım. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım arkadaşlar. Şu nokta buraya denk geldi. 2A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. 20A ikinci şeklin çevresi. Peki birinci şekle bakalım. Birinci şekle baktığımda arkadaşlar kare biçiminde verilen bir karton. Ben buraya B dersem burada B oldu, burada B oldu. Buraya da C dedim. C. Bu kare olduğu için 3B eşittir 4 tane C'den. B'ye ben 4K dersem C eşittir 3K olur. Peki birinci şeklin çevresini bulalım şimdi biz. Arkadaşlar bir de bir şey daha dikkatimi çeksin benim. Bakın biz B'ye 4K dedik ya. B uzunluğu 4K. Şurası yani 4K. C uzunluğu da C dedim şurası. Burada C. Burada 3K. 3, 4, 5 üçgen oldu. Yani 2A 5K'ya eşit. O zaman A dediğim şey 5K bölü 2 oldu. O zaman ikinci şeklin çevresi 20A'ydı. 20A eşittir. Yani 5K bölü 2 ile 20'yi çarpacağım ben. 50K oldu. Tamam. İkinci şeklin çevresini buldum. 50K. Peki birinci şeklin çevresine bakalım. 1, 2, 3, 4, C'yi 3K bulmuşum. 4 kere 3, 12K. Bu bir kare. Karenin çevresi 4A eşit. 12 çarpı 4, 48K yapar. O zaman birinci şeklin çevresi 48K oldu. Bana diyor ki
Şekil 1'deki kartonun çevresi, şekil 2'deki kartonun parçasının çevresi şekil 1'deki kartonun çevresinden 4 santimetre daha fazla. 50K, 48K, 2K. Demek ki arkadaşlar 2K eşittir 4 santimetre. K eşittir 2. Neyi soruyorsun bana? Kesilen bir turuncu ve bir mavi renkli ikizkenar üçgen çevrelerinin toplamı ne kadardır? Şimdi önce turuncu üçgenin çevresine bakalım. Turuncu üçgene baktığımda turuncu üçgende A var, A var. B var. B dediğim 4K'ydı. B 4K'ydı. A dediğim A 5K bölü 2. 2A ne yapar? A 5K bölü 2. 2A 5K yapar. 5K 4K'da 9K oldu. Artı. Şimdi bir de mavi üçgene bakalım. Mavi üçgende ne var arkadaşlar? A 3K var. Mavi üçgen. Dikkat edersen A ve C vardı. C'de 3K'ydı. A 5K bölü 2 de 2A 5K yapar. 3K da buradan toplam 8K oldu. 9K 8K da bana 17K'yı soruyor. K'yı zaten 2 bulmuştum. 2 çarpı 17. O zaman şeklin çevresi 34 santimetredir. Peki. Geldik 7. soruya. O1 ve O2 merkezdeki eş iletken yan yana şekildeki gibi birleştiriliyor. AB AO2 eşitmiş. AB AO2 eşitmiş. Hemen onu ben şöyle kararlayayım ki rahat göreyim ben. Tamam. Buna göre AO1 O2 üçgeninde AC ne kadardır diyor. AC'yi soruyor. Şimdi bakın arkadaşlar C noktasına nokta koymuş. Bunun anlamı ne? Biz O1 açısını bulabiliriz. 180 60'ı 100 şey pardon 0'dan 60'a kadar gelmiş. Demek ki bu açı 60 derece. Peki O2 açısını bulabilir miyim? Arkadaşlar ben tam bu noktayı bilmiyorum. Mesela burası 120 olsa 120'den 180'den 120 çıkar 60 diyebilirdim ama şöyle bilmiyorum ben. Peki bana verilen üçgeni şöyle bir çizeyim. Burası A noktası. Tamam. Şurada bir B noktası var. Bu açı 60 derece. Şimdi bir de şu uzunlukları hesaplayalım. O1B 1, 2, 3, 4 birim. O1 olsun. Peki B'den O2'ye 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim var. Tamam. Peki bu O1 şekline baktığımda birinci iletkinin yer çapı var elimde. Kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5 birim. O zaman şu C noktasına kadar olan şuraya bakıyorum. Yer çaptır arkadaşlar. O1 merkezi bir çemberin yer çapıdır. O uzunluk 5 birim. Bana X'i soruyor. Peki arkadaşlarım. Şu ikizkenar üçgende AB AO2 eşittir. İkizkenar üçgen tabana ben bir dik çektim. Taban iki eş parçaya böldü. 2 ve 2. Arkadaşlar burada bir AO1 buraya da H dersem 30 60 90 üçgen oluştu. O1 açısı 30 derece. O zaman şey 60 derece. O zaman şu açı 30 derece oldu. 30'un karşısı 2 burası 4 de burası 6 birimse 90'ın karşısı 12 birim yapar. İki katı. O1C 5 birimse AC'ye de 7 birim kaldı. Evet arkadaşlar. Geldik son sorumuza. Raşit Bey bir geometri dersinde öğrencileri aşağıdaki etkinliği yapmış ve bu etkinlik sonucunda bir soru sormuştur. Bir ABC ikizkenar üçgeni çiziniz. Hadi çizelim o zaman. A, B, C. ABAC'ye eşitmiş. 7, 7. Şuradan gördüm. Tamam. BD 4 kök 3 santimetre olacak şekilde AC üzerine bir D noktası seçiniz. BD 4 kök 3 olacak. Şurada bir nokta seçelim. Burası D noktası olsun. Burası 4 kök 3 olsun. Bir D noktası seçtim. BAC CBD'nin iki katı olacak. BAC. Şöyle birleştirdim ben bunu. CBD açısına CBD
Yanlış mı çizdik? Burası A noktası. CBD açısı. CB D. Bir de bir yanlış bir AC üzerinde. AC üzerinde alacaktık arkadaşlarım. Yanlış yaptık. Soruyu başlayalım hemen. Bir ABC ikizkenar üçgeni çizelim. Evet çizdim. Evet. Bir A, BC ikizkenar üçgeni çizelim. Çizdik. AB AC'ye eşit. AB 7 birim. AC 7 birim. O da tamam. Sonra da demiş ki bana AC üzerine bir D noktası al. AC burası ya. Şurada bir taslak D noktası aldım. Sonra BD uzunluğu. BD'yi birleştirdim. BD uzunluğu 4 kök 3'müş. 4 kök 3'ü de yazdık arkadaşlar. O da tamam. BAC açısı. BAC açısını alfa dersen. Pardon, CBD açısına. CBD açısına alfa dersek, evet. BAC açısı 2 tane alfa. O da tamam. Peki, AB eşittir AC, o da 7 olduğuna göre DC uzunluğu. DC uzunluğu da biz X diyelim arkadaşlar. Peki. Buradan ikizkenar üçgeni kullanalım biz. Hani AB AC eşit ya, taban açısı 2 alfa. İşte tepe açısı 2 alfa. O zaman tabanlara 180 eksi 2 alfa kalır. Kardeş pay yapar 2'ye bölersem 90 eksi alfaya 90 eksi alfa. Demek ki C açısı 90 eksi alfa. B açısı da 90 eksi alfa yapar. Arkadaşlar BDC üçgenine baktığımda 90 eksi alfa artı 1 alfa da 90 yapar. O zaman D açısı 90 dereceymiş. Bana DC uzunluğunu soruyor. Yani X'i soruyor. Artık soru çok kolay oldu değil mi? Öncelikle buradan bir Pisagor yazarak şurayı bulalım. 7'in karesi 49. 4 kök 3'ün karesi 48. 49'dan 48 çıkarttım. Bura 1 oldu. AC'nin hepsi 7 birimdi. O zaman DC'ye 6 birim kaldı. Bana zaten DC'yi soruyor. Evet. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlarım.